Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmvip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha bir kez arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17 ile ilgili bilgileri paylaşmaya, hep birlikte öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok fazla şey söyleyeceğim. Çok tane tane açıklamaya çalışacağım. Çok tez zamanda bugünün videosunu arkadaşlar bitirmiş olacağız. Sizler de bilgileri kapmış olacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Son videolarımızda gerçekten çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Bu iyi ilerlemeye devam edelim. Beğenirseniz çok sevinirim. Yeniseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Pro Club'dan başlamak istiyorum. Pro Club'da Player Growth arkadaşlar. Hani ben şimdi okuyacağım, önümde bir text var, onu size çıkacağım ama arkadaşlar fotoğrafları göreceksiniz arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar oyuncuların ratingin artma sistemini değiştirdiler. Hepinizin bilmiş olduğu gibi geçen sene oyunda işte böyle bazı milestone'lar vardı. İşte 50 gol şuradan atarsan böyle olur. İşte şöyle yaparsan o artar, böyle yaparsan bu artar ve bu orta saha için de aynı da forvet için de aynı da, yani herkes için onu tamamladığın zaman öyle bir gelişme sağlıyor. Yani bu oyunda arkadaşlar onu kapatmışlar ki hiçbir oyuncu inanılmaz iyi veya çok da kötü olmasın diye arkadaşlar. Ardından match rating diye bir olay var. Şimdi hepiniz biliyorsunuz maç bitince oraya herkesin kaç oyuncu 7.2 oluyor. Mesela bazen 9.9 oluyor çok iyi oynarsa gibi. Bu arkadaşlar şöyle oluyor. Artık maç bittikten sonra önünüze bir ekran geliyor. İşte overall'ınız yazıyor. Altında da yaptığınız işler yazıyor. Mesela siz diyelim santraforsanız sizin şutunuzun gelişmesi bir defans oyuncusundan çok daha hızlı oluyor. Eğer orta sahasında ise pasınızın gelişmesi defans oyuncusundan çok daha fazla hızlı oluyor. Bunun olmasının sebebi arkadaşlar insanların sadece kendi pozisyonlarında çok iyi olabilmesi. Mesela bu oyunda defans olup şutu iyi olan, şu iyi olan, bu iyi olan çok insan olunca oyunda çok overpowered oluyorlar ve bu da oyunu oynanılmaz bir hale sokuyor. Bu yüzden arkadaşlar EA böyle bir önlem alıyor. Herkes kendi pozisyonunda çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ve bu yapmış oldukları sistem gerçekten çok iyi. Aynı şekilde hepiniz bilmiş olduğu gibi trade'ler vardı arkadaşlar. İşte finesse shot, yani plase şut vurma, ayak dışı şut vurma, uzun touch kullanma gibi oyuncu özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz Pro Club'da. Bu sene arkadaşlar o özellikleri skill point'la çevireceksiniz. Tıpkı NBA'de olduğu gibi. Yani maç yaptıkça kazanmış olduğunuz puanlarla oyuncularınız arkadaşlar ekstra özellikler alabileceksiniz. Bu sistem böyle yapmalarının sebebi ise insanların daha fazla Pro Club oynaması, gidip katalog vesaire falan, kaç katalog yoktu pardon, orayı yanlış söyledim. Gidip de arkadaşlar işte hani herkese eşit şekilde seçim vermiyor. Şu anda bilmiş olduğunuz gibi trade'leri arkadaşlar çok daha kısa bir şekilde açabiliyorsunuz ama bu oyunda dediğim gibi SPN skill point denen olaya getirirler. Her maç yaptığınızda bir puan geliyor ve bu puanla da arkadaşlar açabileceğiniz şeyleri açıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar çok ama çok istenilen bir şey geldi Pro Club'a. Kendi formanızı yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi formanızı çok güzel bir template, yani şablon hazırlamışlar arkadaşlar. 24 tane şablon arasından bir tane şablonu seçiyorsunuz ve inanılmaz bir tane forma hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize her şeyini customize edebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir soru geldi benim kafama. PlayStation 3'te mesela PES 13'te USB'ye bir tane logo atıp onu formanızın üstüne falan yerleştirebiliyordunuz. Acaba bu olay burada da olacak mı? Gerçekten bunu çok merak ediyorum arkadaşlar ama hepinizle birlikte biz de göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sonuçta şu anda kimse daha oyunu oynamış değil ama Pro Club'da çok güzel şeyler geliyor. Özellikle kendi formanızı yapabilmeniz gibi. Yalnız forma konusunda bir kötü haberim var size. Sadece Pro Club'da oluyor arkadaşlar. Maalesef şu anda Ultimate ile kendi formanızı yapamıyorsunuz. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde geçelim burayı da. Ve formanızı yaptıktan sonra takımınıza armanızı da kendiniz dizayn edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da tekrar dediğim gibi acaba USB'den takıp koyabiliyor musunuz onu gerçekten bilmiyorum ama kendi armanızı da yapabileceksiniz. Dolayısıyla işte yok ben Juventus seviyorum, sen Fener'i seviyorsun, ben Galatasaray'ı seviyorum gibi kavgalar çıkmayacak. Ortak bir arma yapıp kulübünüzde rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar kariyer modundaki yeniliklere geçiyoruz. Bu arada kariyer modu demişken bugün kariyer videosu çektim arkadaşlar. 27 dakikalık yaklaşık 25 kere render fail oldu. Yaklaşık videoda 20 dakika falandı. O yüzden arkadaşlar o videoda bir sakatlık oldu. Size sözüm olsun, kariyeri bir gün canlı yayında oynayacağım. Belki bu akşam oynarım, belki yarına kalır. Bilemiyorum. Facebook grubunda takip etmeyi unutmayın. Aşağıdan da linkleri var. Şimdi hemen kariyer moduna arkadaşlar geçtik. Kariyer modunda bu sene çok fazla değişiklik gelmiş arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hani finansal olarak başarı, ondan sonra continental başarı, işte firmanızın nasıl diyeyim size hani marka değeri gibi şeyler gelmiş arkadaşlar kariyer moduna. Bunları getirerek oyunu birazcık da arkadaşlar yönlendirmeye çalışmışlar. İşte gençleri yetiştirme durumu nedir falan tarzı. Herhalde bir oyuncuyu transfer ederken, özellikle genç oyuncuyu transfer ederken kulübünüzün eğer genç oyuncu yetiştirme yüzdesi iyiyse ona göre oyuncu alabileceksiniz gibi geliyor. Yani parayı veren düdüğü çalar modunu birazcık kaldırmaya çalışmışlar gibi geldi bana arkadaşlar. Ardından şöyle diyeyim size arkadaşlar. Mesela
oyuna girdiğiniz zaman size bir tane arkadaşa milestone verecek. Yani tıpkı NBA'de MyPlayer oynayan arkadaşlar bilir. İşte bu sezonda şunları yapacaksın. Eğer bu görevleri yaparsan ekstra puan alırsın veya ekstra prim alırsın gibi şeyler gelecek arkadaşlar. Oyuna bu tür milestone'ları koyarak insanları oyuna daha çok bağlayıp ve daha eğlenceli bir şekilde getirmeye çalışmışlar arkadaşlar. Finansal sistem olarak çok değişti. Yapmış olduğunuz karlarınız, her aylık gideriniz, ardından işte siz, yani takımı siz yönetirken, siz takım başındayken, transferleri siz yaparken ki mali durumunuz ne kurumda tarzda şeyler yapıp sizin arkadaşa herhalde ilerlemenizi sağlayacaklar. İşte bu teknik direktörün ekonomik şeyi çok iyi veya yani bunun şu iyi falan tarzı gibi olaylarla teknik direktörünüzün seviyesini vereceksiniz. Yani tıpkı player ratinginiz artar gibi menajer ratinginiz de artacak arkadaşlar. Ardından en çok istenilen şey, bu oyunda arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bazı menajerler oyunda var. Ünlü olanlar var, işte Mourinho'dur, Guardiola'dır vesaire, Ancelotti'dir. Bunların arkadaşlar yüzleri oyunda olacak. Aynı şekilde siz de antrenörlük kariyeri yaparken bu oyuna çok sinematik ekledikleri için size de kariyer modundaki adamınızın dizaynını siz yapabiliyorsunuz. İşte suratı, ağzı, burnu, kıyafeti vesaire, bunların hepsini siz ayarlayabileceksiniz. Dolayısıyla iyice kendi adamınıza dönmüş olacak. Ve bir müjde daha var arkadaşlar. Bu müjde mi diyeyim artık bilmiyorum ama Japonya ligi de EA'ya eklendi, EA Sports FIFA'ya eklendi arkadaşlar. Ha, bu işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama dediğim gibi eklendi, bu bilgi de vermek istedim. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. FIFA oyunu ile ilgili videoları size FIFA oyunu ile ilgili bilgileri sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Tek yapmanız gereken takipte kalmak, videoları beğenmek ve abone olmak olacaktır. Aynı şekilde yine onun dışında canlı duyuruları vesaire için de Facebook grubumuza katılarak her şeyden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güzel bir gün geçirmeniz dilekleriyle yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Belki bu akşam canlı yayın yapabilirim. Onun da duyurusunu Facebook grubundan yaparım. O yüzden gruba da katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.